Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte farklı bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Normalde 3 seri slotumuz dolu arkadaşlar. Robele, Bob, Mickey, Plans ve Stormis ve Magish Rampage dolu arkadaşlar. Ama nereden çıktı diyorsunuz bu oyun arkadaşlar? Arkadaşlar bu oyun Stigval Legacy'ye çok benzetiyor için çöküyorum. Zaten başlıkta da yazıyor Stigval Legacy'nin %100 çakması. Yani Stigval Legacy'nin %100 çakması bir oyun yazıyor arkadaşlar zaten. Arkadaşlar bu oyunda videosunu çekeyim dedim. Ben bu oyunu arkadaşlar 2021'de oynamışım. Zaten oyunun ismi Stickman Battle 2021 fark var falan. Hilesini yükledim arkadaşlar ama şöyle bir şey. Aynı Stickman Legacy gibi arkadaşlar. Arkadaşlar video ben size video like. Abone olmayı, videoyu beğenirsiniz tabii. Önce izleyeceksin tabii. Videoyu beğenirsiniz tabii. İzledikten sonra like. Abone olmayı unutmayın. Bundan önce de Plants vs. Zombies'in ikinci bölümünü attım. Onu da izlemediniz isteyebilirsiniz. Arkadaşlar ben hilesini yükledim. Bakın mesela burada şey var. Mesela burada bana bildiğiniz Griffon basıyor. Bu Griffon arkadaşlar. Oğlum susacağım mı? Oyun güzel bu oyun aslında ama oyun biraz saçma. Çünkü oyunda ben 100. bölüme kadar oynadım ve sürekli aynı şeylerle kapışıyorsunuz. Arkadaşlar oyunun bir sonu yok anladığım kadar, bakın. Savunmada sakin yok ama bak atağa geçtim de. Bakın dın 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 diye. Arkadaşlar ben sadece Griffon'un saldırmasını istiyorum. Hilelisini yükledim arkadaşlar. Şöyle maden şeyine girdiğimizde bakın arkadaşlar. Bunlar kılıç öfkesi, Sparta öfkesi ve burada arkadaşlar Stigval Legacy'den tek farklı olan iki şey var diyeceğim. Aslında training, evet, bu sonradan eklenmiş bir şey var. Arkadaşlar siz de bildiğiniz böyle pusu şey askerler ve bir anda haritanın ortasından, bakın tam ortasına askerler fırlayıveriyor. Şimdi arkadaşlar Stigval Legacy'nin %100 çakması bir oyun. Yani Stigval Legacy'den net %100 alınmış bir oyun arkadaşlar. Çünkü Summon Giant King diyor, işte Merrick diyor, yani hepsi mi tesadüf olur kardeşim ya. Ya bir tane şu yaptıkları şu. Tek tesadüf olmayan şey şu abi. Oyunda yükseltme yapabiliyorsunuz askerleriniz ama biraz garip yani, böyle yükseltme yapıyorsunuz ama işliyor gibi işlemiyor gibi. Yani değişik bir olay yani. Garip bu oyun yani, hani. Garip yani, hani. Anladım ama oyun yani sarıyor, güzel oyun aslında ama yani ya oyun sarar, oyun eğlenirsiniz ama yani hile de ayrı bir eğleniyorsunuz tabii, yani direkt her şeye basıyorsunuz ama mesela ben bir ilk bölümü sadece Griffon'u almak istiyorum ama bu kılıçla saldırma kontrol edemiyoruz, bakın hatta gerçi bu ölüyor ya, doğru. Evet, bir dakika geçmiş. Sol üstte işte ne kadar şey yaptı, süre geçti gözüküyor. Şu ambush'u göstereyim arkadaşlar, bakın. Basıyorsunuz, bakın. Haritanın ortasında arkadaşlar 10 tane kılıç veriyor ve sol altta mesela bir tane madencimiz varmış. 10 tane kılıçımız, 10 askerlerimizin ne kadar olduğunu, hangi askerimizin ne kadar olduğunu gösteriyor. Ama burada arkadaşlar Griffon'un ben vurma efektini, daha doğrusu devlerin vurma efektini ayrı bir sevdim. Neden diye soracak olsunuz abi. Bir tane hareketi var böyle. Böyle bildiğiniz böyle nasıl söyleyebilirim? Dikenler oluşturuyor. Bir tane vuruyor, bir tane koyuyor yere, dikenler oluşturuyor. Bakın upgrade diyorum arkadaşlar ve böyle arkadaşlar upgrade kısmı böyle. Mesela bunu yapıyorsunuz. Mesela fire diyor. Hayır. 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 Hayır böyle işin. Reklam istemiyorum birader zaten. Mesela böyle yükseltirsiniz. Bu oyun arkadaşlar biraz çekeceğim. Bu oyun zaten sonuna kadar oynayacağım. Sonu yok gibi bir şey yani. Bu oyun böyle eğlencesine çekeceğim bu oyunu arkadaşlar. Böyle kafama göre çekeceğim. Kafam nerede esince de, yani nerede bitireyim dediğimde de orada bitireceğim. Oyuna mesela her şeyi gösteriyorum. Mesela training boost diyor. Bakın mesela kılıçın hızlı çıkmasını yani. Madenci işte abi, anladınız olay. Mesela Merrick var. Mesela Merrick'i de göstereyim. Merrick de Merrick burada biraz tam farklı yapılmış yani. Onda biraz bir zahmet yapsınlar. Ben birazcık daha şey alacağım. Aslında bunu biraz Elit Birliği'ye ben benzettim ama Elit Birlik daha farklı. O daha farklı. Ama Elit Birlik daha iş yapar yani. 10 tane kılıçlı dayak yeme ihtimali var. Oyunda bakın benim anlamadığım kostümler falan gösteriyor. Ben görsellerine baktım. Kostümler falan sanki adamları giydirmişler. Ya da adamların yükseltmesini full bilmiyorum. Abi oyunda kostüm yok. Yok. Arkada bu arada bir yandan müzik çalıyor, heyecanlı müzik. Yok, training boost almayız abi. 6 Spartalı ve Merrick'lerden alalım.
Mesela 40 3 saniyede bir 40 can verilmiş diyor. Yani Stigfar Legacy'nin eski versiyonundaki can sayısı. Eskiden 40 can veriyordu. Siz kontrol ettiğinizde 65 can veriyordu. Bayağı iyiydi yani. Eskiden çok iyiydi. Şimdi de iyiyim ama eskiden biraz daha iyiydi. Bakalım. Mesela altın Spartalı çağırıyorum arkadaşlar bir sürü. Al. Haydi bakayım. 10 tane Spartalı çağırdım arkadaşlar. Arkadaşlar değişik bir oyun. Bir de adamlar sekiyor falan. Bayağı garip yani. Biz adamla şey yapamıyoruz. Kontrol edemiyoruz. Biz üstüne bakın. Basıyorum şu anda. Bakın. Bakın. Hatta şöyle sesini duyun. Parmağımı bakın. Basa algılamıyor. Şey algılamıyor mu? İşlemiyor. Olmuyor. Şimdi Mary'in can verdiğini de görün arkadaşlar. Bakın. Uzaktan can veriyor. Altı Spartalı bu arkadaşlar. Bildiğiniz de altı Spartalı ama Stigfar Legacy'deki altı Spartalı kadar güçlü mü? Ya çok da güçlü değil. Yani tam oyunun mekanikleri daha farklıdır belki de. Yani bilmiyorum. Raid karşım. Raid. İstemiyorum. Şimdi oyundan yanlışlıkla çıkaracak. Günlük ödül sistemi var arkadaşlar ama günlük ödül sistemi çok sevmedim bir sistem. Reklam yazıyorsun mesela ilk gün 500'le 500 altınla 3.5K mı demek istiyor? 3.5K aynen galiba. 3K 5 diyor. 3.5K arası veriyormuş mesela. İkinci gün 1K ile 7K arası. Yani garanti en az 1K verecek. En fazla 7K. Mesela şey diğerinde 1K 5 diyor. 1K 5 ne demek ya? 1.5K demek istiyor. Aynen ya galiba. 1.5K mı? Valla öyle bir şey arkadaşlar. Zaten anlarsınız siz anlarsınız. Dördüncü günde elmas veriyor arkadaşlar. Elmas işte büyü almanız için 15 ile 40 arası diyor ve en sonunda 5. günde booster yani bir büyü veriyor arkadaşlar. Bir, rastgele bir özellik veriyor. Anlık level 10 diyor. PvP de var oyunda. İlginç bir şekilde ben bir kere girmiştim ama oynayamadım. Oyun açılmadı bende yani. Değişik. Yarın da arkadaşlar PUBG Mobile videosunu çekmeyi düşünüyorum. Aynen. Bakın ha defans modu da var arkadaşlar. Aynen defans modu da var. Defans modunda müzik daha farklı arkadaşlar. Bakın. Adamlar geliyor mesela. Aynı şekilde mesela. Şu an 4-5 tane kılıçla bir okçu yolladı da. Sonra tekrar 5. Bunu öldükten sonra arkadan tekrar 5 okçuyla bir 5 okçuyla bir kılıç. 5 kılıçlı bir okçuyla aynı. Şimdi bunlara nasıl bir işkence yapabiliriz? Arkadaşlar 4 tane dev çağıralım. Stigfar Legacy'da madem hileyle oynamadık. Zevk alamadık öyle çok aşırı fazla. Ya yapardık da yani kıyamıyorum gene de elmaslarıma. Madem burada şeyimiz alalım ama buradaki dev vurma efektlerine şimdi bir şey diyemem. Gerçekten iyi. Ama bak burada madenci çalışma şeyi daha gerçekti. Böyle vuruyor böyle zorlanıyor. Bak çıkarırken biraz zorlanıyor. Stigfar Legacy'da tak tak tak. Vuruyor çıkarıyor. Bakın arkadaşlar bir tane vuruşu var abi onu göstermek için. Vuruyor böyle yerde böyle bir sürü ilerledikçe daha da büyüyor boyları. Böyle çatlaklıklar dikenler oluşturuyor. Bir adamla normal metalle de vurmuş. Şeyle çöp adamla vuruyordu normal Stigfar Legacy'de. Burada gözle vuruyorlar abi. Ha şu işte taş gördünüz mü? Ay o da deprem etkisi yaratıyor herhalde. Benim anladığım o arkadaşlar. Hop ağzına vuruyorlar abi adamları ya. Hop bam bam. Bak gördünüz mü? Bayağı yani abi çok güzel şekil vuruyorlar ya. Bayağı iyi vuruyorlar. Şimdi şu kale uçucu sana sıkabilir misiniz? Vurabilir misiniz? Vuramazlar. Neden? Çünkü yetmiyor abi. Şöyle bir çıksın abi biraz çıksın. Çıksan çık. Gel bakayım sen şimdi. Böyle bir şey arkadaşlar yani bu Griffon'a göstermediğim bir şey kalmadı zaten. Ha, kılıçta Spartalı öfkesi var onlar da bildiğimiz şey efektlerini falan gösterim işte. Kılıçını hatta göstereyim abi. Bakın kılıçı çıkıyor ya. Bak. Bakın öfkeleniyor ve neydi? Aynen Stigfar Legacy gibi mi değil. Atak speedini 20 saniyeni attırır. Ha bak mesela bu aynı ama bu farklı arkadaşlar. Burada uzak fırlatma yok. Blok yapma şansını blok yani karşı düşman vurduğunda blok yapma şansını %30 arttırır ve double damage
Double damage. Double damage'i 20 double damage'i arttırır mı diyor. Öyle bir şey diyor ama blok şeyini %30 arttırır. Onu anladım da double damage falan onu anlamadım. Peki yani. Hatta Spartalı çağırayım. 6 Sparta onu göstereyim. Ah be gösteremedim abi. Şeyin içinden geçtik. Neyse. Biraz alalım. Ya stick alakasını çakmasa arkadaşlar %100 çakmasa arkadaşlar. Abi yani bu kadar da belli edilmez yani. Böyle çakmasa bildin yani. Hatta farklılıklar var bayağı. Ama ben bir kere şeye çok gülmüştüm. Bu mağazada çok takıldığınızda arkadan çay isteyen bir abi var. Çay sanki çay içsiniz gibi bağırıyor. Çok hoşuma gitmişti. Şimdi girelim. Level 4 diyor ve bölüme girmek için bakın en saçma şey. Level 4'e girmek için mesela level 4'e girmek için arkadaşlar sakin konuşalım. Level 4'e girmek için altın istiyor. Yani her sadece level 4 için değil, bölüme girmek için altın istiyor. Yani yani savaş parayla mı kardeşim yani? Hani bir garip değil mi? Şimdi arkadaşlar mesela burada bir süre pusu şey yapabiliriz bakın. Şöyle mesela o baba abi şu an 120 tane adam var. 120 değil miymiş ya? Yok 120 tane var. Şimdi bir tanesinden 10 tane geldiğine göre 12 tane bastık yani evet. Burada bayağı bak hatta burada basabiliriz. Ana. Bir yerden sonra büyücüler de geliyor arkadaşlar. Büyücüler de yani. Yani şey. Minyon spamlıyor muydu buradakiler? Spamlıyoruz değil mi? Minyon spamlıyor da aynı. Minyon spamlıyor ve arkadaşlar devlerde normal burada. Yani oyun her şey aynı arkadaşlar. Siper falan bakın Spartalımız ama Spartalı'nın görünümü mesela çok havalı oluyor fullediğiniz. O güzel bir şey yani. Abi o zaman heykele vereyim. Yani mesela heykel ne versin? Tower Archer değil. Kafadan bir şey atıyorum abi. Ve en fazla 2 tane yükseltme yapıyorsunuz ve bir süre beklemeniz gerekiyor. Arkadaşlar basılmaz. Burada 5 dakika beklememiz gerekiyor. Mesela buraya gelince 2'de 2 diyor. Yani 2'de 2 yükseltme süresi şeyi kapasitesi dolu diyor. Skvala gazete bastı gibi yapıyor. Var farkları var ama yani genel olarak çakmasa. Şimdi bunlara nasıl bir işkence yapalım? Zaten eğlence amaçlı bir seri. O yüzden yani öyle seri şey bunu şey olarak algılamıyor. Yani oyunu sonuna kadar oynayacağım. Yani oyunu böyle seri yapacağım. Olarak algılamıyor. Yani birkaç bölümünü çekeceğim ama seri değil yani. Öyle eğlencesi. Mesela bir tane altın Spartalı'ya bir bölümü alabilir miyiz? Burada bile challenge yapabilir yapıyorum yani. Benden de bu beklenir abi yani. Ne diyeyim? Artistlere bak. Burada spear ton değil de spear olarak geçiyor bunlar mesela. Bakın mesela geliyorsunuz. Summon legend spear diyor mesela. Burada da şuraya geliyorsunuz. Spear diyor. Yani bunlar burada mızrak olarak geçiyor direkt. Adamlara mızrak diyor. Diliyorlar ne abi? Diyorlar. Heh. Konuşmayı yeni şey yaptım abi öğrendim. Mesela hatta bir tane büyü basalım. O hayatta alamaz. Hayat. Abi bir de aptallık falan yapıyor. Ne yaparız? Bir tane Grifon, bir tane şey. Altın Spartan hatta birkaç tane şey. Şöyle bir tane biraz daha. Hop mis gibi. Evet. De ben yanlış yaptım. Zaten bundan çoktan alır abi heykeli. Bu oyunda arkadaşlar belirli level'larda boss var. Mesela atıyorum kafadan tabii. Olmaya da bilir ama hatırlamıyorum. Ben bayağı oynadığım için 4-5 kere gördüm. 4-5 tane aynı boss da hep aynı boss geliyor. Mesela 40. bölümde boss geliyor mesela. Tam 10. basamakta. Tam şeyde o sayıda boss geliyor mesela atıyorum. Bu boss'u bir kere gösteririm ondan sonra bu seriyi bitiririm diye düşünüyorum. O boss'u size bir kere göstereceğim ama. Bu videoda gösterir miyim bilemiyorum arkadaşlar ama bu videoda yani hemen de göstermek istemiyorum yani bu oyun biraz uzun sürsün diye. Mesela özel üçlüyle ne yapabiliriz? Özel üçlü diyorum ben bu Griffon, Altın Sperton ve özel üçlü. Neden özel üçlü diyorum çünkü üçü de bir araya geldi mi bayağı iyi işler çıkarıyorlar.
Altın Sparta direkt dayak yemeye başladı bile. Okyanur falan yok arkadaşlar. Yani çoğu büyüğü aslında eksik ama olsun. Bakın animasyonu, ok atışı şeylerine baktığınızda böyle baya böyle dalga geçilecek bu oyun aslında ama gel gelelim ki şu devin vurma animasyonu baya güzel ya. Evet, Merik can veriyor bir yandan. Ya ben direkt böyle bölümle tak 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 geçer bölümle bitirebilirim ama zevkini çıkarmak istiyorum. Yani o yüzden. Baksana abi bayağı iyi vuruyor. Bir de sadece böyle Sigval Legacy gibi böyle normal bir hep aynı şekilde vurmuyor. Biraz böyle kaldırıyor vuruyor. Bak aynı böyle vuruyor mesela. Sonra bakın böyle vuruyor. Ha, bu böyle vuruyor mesela. Bakın mesela hep öyle vuruyor. Sonra böyle vurabiliyor mesela. Alttan vurabiliyor dev. Sonra böyle vuruyor. Yani sonra gözle vuruyor. Bayağı böyle vurma şekli var böyle. Ve çok yavaş alıyormuş abi. Bu ne ya? Bir de Gryphon aptallık yapıyor. Niye böyle hareket edip böyle iki sağa sola oynayıp o vurmaya çalışıyor ki? Abi bir konuşamadım ya valla. Bundan önce Plants vs. Zombies'in videosunu çektim ya. Onda bayağı konuştum. Ondan dolayı kendime mi gelemedim ne bilmiyorum. Evet, 2800 altın verecekmiş reklam izlersem. Oğlum sen kime yedirmeye çalışıyorsun o numarayı ya? Allah Allah. Biz yer miyiz? Onu gitsen çocuklara, daha küçüklere söyle. Şimdi tamam. O 10. bölümde geliyor mu? 10. bölümde geliyorsa bu videoda direkt bitiririm bunu. Şimdi deneyelim birazcık. Oğlum oyun çöktü ya. Ama arkadaşlar bölümü en hızlı geçme taktiğini söylüyorum. Kılıçlılar gene bu büyüyü basarak en fazla hızlı geçebilirsiniz. Normalde normal kılıcı basarak geçer misiniz pek sanmıyorum. Çünkü auto kontrol yok. Yani kontrol edemiyorsunuz ve oyunun mekaniği daha farklı olduğu için yani bir şey diyemem ama en hızlı gibi büyüleri de içine kattığınızda bu şekilde en hızlı geçersiniz. Abi bir şey diyeyim, bu bölümde sadece ya bu bölümde direkt boss'u görebilirsek ki inşallah görebilirsek aslında ikinci bölümde yapmak istiyordum ama görebilsek direkt bitirelim ya şu işi burada. Bu oyunda da takviye destek var ama takviye destek arkadaşlar geldiğinde heykelin canını gene aynı şekilde götürebiliyor. Stigval Legacy gibi %90 düşmüyor yani. Hasara düşme şeylerin, askerlerin %90 kalkan almıyor kendine heykel. Defans modu. Abi bir an final boss şey final boss diyorum. Boss savaş diyecek sana. Ay bu sefer biraz fazla toplandım herhalde. He yo daha da 120 adam var dedim ya. Maksimum burada hani normal Sigval Legacy'da büyülerde hani büyü bastığınız adam sınırını hiç tınlamıyor ya. Burada tınlıyor bak. Basıyorum. Bakın. Sadece bir adam geldi. Yani arkadaşlar bu oyunu oynayacaksınız. Hilelisini oynayacaksınız. Dikkatli olun. Mesela 49 adamımız var. Bir adam mesela büyü bastı sadece oradan bir adam gelebiliyor. Yani 900 adam boşa gidiyor. Ona dikkat edin arkadaşlar. Ona dikkat edin abi. Şimdi hatırladım öyle bir şey vardı ama tınlamıyor. Arkadaşlar adamın içinden geçtik. Abi lütfen bir önce boss'u görebilsek görelim. Bak level 10 diyorsun. Bence level 10'da boss gelir. Hadi. Hadi be. Arkadaşlar gösterebilirsem göstereceğim. Gösteremezsem de. Hatta göstereyim mi? Gösteririz. Biz seni göstereyim. Uzun bir video olabilir. 25 dakika, 26 dakika gerekse yaparız. Oo, bam, 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 ve boom. Oyunda sandık açma şeyi var mıydı? Vardı herhalde. Ama olmaya da böyle bilmiyorum. Şurada şey var abi, o günlük ödül pardon. Sandık açma yok arkadaşlar. Sandık açma diye bir şey yok oyunda. Mesela sağ altta da bakın gördünüz mü? Orada büyücü, iki tane büyücü şey vardı ya, reklam falan. Mesela reklamı izleyerek iki tane büyücü edinebiliyorsunuz mesela. Yani reklam öyle bir dökmüşler ki bakın sol
Mesela sol üstte bakın 15 tane elmas veririm sana diyor. Reklam izlersen diyor. Abi oyunun içine bile yani şu yeni oyunların reklam hastalığına var uyuz oluyorum ya. Reklam abi reklam. Tamam mı? Yani orada reklam yapıyor ama ya zaten reklam adı üstü reklamını yapacak ama yani susmuyor da yani. Her yerde reklam. Arkadaşlar biz bu videoda bunu göremeyeceğiz arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman videoda bakarsan o zaman şey yaparız aynı. Diğer videoda arkadaşlar Griffon'da o boss'u kapıştırız arkadaşlar. Gelecek boss'u kapıştırız. Ben buna Griffon diyeceğim yani. Oyunda isim takmışlar mı? Ha Griffon tamam Griffon demişler demek zaten buradan Squall Legacy'den çaldıklar belli oluyor. Yarın gelecek videoda o zaman yarın PUBG Mobile atmam. Yarın PUBG Mobile atmam arkadaşlar. Ya da yok atlama aynen çünkü zor olur çünkü okul açıldı 3. video biraz ağır gelebilir. Yarın bu oyunun 3. şey 2. videosunu çekelim 3. videosu da net son video olur yani hani ben video dışında aynen video dışında şey yaparım boss bölümüne kadar gelirim ondan sonra orada durdururum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar o zaman dokunmak olsun arkadaşlar video ben size video like yapıp no, olmayı unutmayın bu videoda arkadaşlar. Stick var. Legacy'nin arkadaşlar %100 çakmasını size gösterdim. Yani %100 olmasa da %100'e yakın arkadaşlar. Çakma. Net alıntı olduğu belli zaten. Arkadaşlar video ben size videoyu like babanı olmayı unutmayın. Görüşürüz. İyi bakın. Bye bye.